Yapılan saldırılar insani değerlerden yoksunluğu ve bir barbarlığı temsil etmektedir. Açıktır ki İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir. İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin konacağı morgun, yaraların ise tedavi edeceği hastaneler dahi kalmamıştır. Nasıl bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya kaldığımızı da açıkça bir göstergesidir. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Değerli basın emekçileri ve halkımız, savaştan kazanan sadece tüccarlardır. Halkın sırtından zenginleşenlerdir. Ülkeyi savaşla, çatışmalarla, toplumsal kutuplaşmalarla ve baskıyla yöneten rejimlerdir. Bu rejimler sadece savaştan beslenir ve onlar sadece savaştan güç alabilir. İnsanlık bu barbarı durdurma sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. Ya bu katliamlar ve barbarlık durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacaktır. Yeni katliamların yaşanmaması için sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimde bulunmalıdır. İsrail hükümetinin saldırıları derhal durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözülmesi esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşanmasının tek yolu kalıcı ve adil barıştan geçer. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ve timsah gözyaşlarıyla değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir. Bunun için Filistin halkına yönelik abluka derhal durdurulmalıdır ve bu ablukalar derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir.